Herkese yeniden merhaba. Dilerim görüşmeyeli iyisinizdir ve sizler için her şey yolundadır. Bugün sizlere Mayıs ayında okuduğum kitaplardan bahsetmeye geldim. Nedense son böyle birkaç aydır o aya çok hevesle başlıyorum. İlk birkaç gün gerçekten büyük bir gazla ilerliyorum. Ama sonrasında ayın yarısından sonra özellikle bir yavaşlama, bir ağırlık çöküyor ve ayı istediğim gibi bitiremiyorum. Yani istediğim şekilde verimli okuyamadığımı hissetmeye başladım. Özellikle Mayıs kesinlikle benim için öyle bir aydı. Ne planladığım kitapları okuyabildim. Birkaç tanesi kaldı. Ne de yani böyle çok keyif alarak okuduğum bir iki üç, aslında çoğunda keyifle okumuşum şimdi öyle bakınca, ama yine de böyle genel olarak düşündüğümde çok okuma anlamında benim keyif aldığım, verim aldığım, hedeflerimi gerçekleştirdiğim bir ay olmadı. Gene şimdi biraz detaylara bakalım. Neleri okudum, neleri sevdim, neleri sevmedim. Onları anlatmak istiyorum size. İlk önce Kemal Varol'dan Ucunda Ölüm Var'ı anlatacağım. Bu kitap aslında benim Mayıs ayı okuma planımda yoktu. Nisan ayının son 3-4 gün kala plansız bir şekilde başladığım bir kitaptı, ama o 3-4 günde okurum diyordum. Yaklaşık 220 sayfa, 223 sayfa. Ama bir türlü fırsat olmadı. Böyle birkaç bir şey girdi. Tam da bayram öncesiydi. Benim elimde kaldı. Sonra bayram boyunca da yaklaşık bir hafta boyunca elimde kaldı. Yani dönene kadar, bayram ziyaretlerine dönene kadar elimde bu kitap vardı. Biraz süründü. Kesinlikle sürünecek bir kitap değil. Hani vaktiniz olduğunda 2-3 günde bitirebileceğiniz, çok çok severek okuduğum bir kitaptı. Benim Kemal Varol'dan okuduğum ilk kitaptı. Burada Ağaççı Kadın diye bir karakterimiz var. Ya hayatının son demlerinde artık. Ve hayatını da cenazelerde ağıt yakarak kazanıyor. O kadar meşhur ki, o kadar methi başka şehirlere ulaşmış ki, insanlar cenazelerine bu ağıtçı kadını çağırıyor ağıt yakması için. O yüzden şehir şehir gezen de biri aynı zamanda. Ama gençliğinden kalbinde bir aşk yarası var. Heves Ali ile yaşadığı, onu terk edip giden bir adamın bıraktığı yara var. Aslında ağıtları yakarken düşündüğü cenazesi için ağıt yaktığı kişinin hayatını düşünerek mi o ağıtları yakıyor? Yoksa o ağıtları yakarken kendi hayatındaki yaralardan da bir parça var mı? Onu da görüyoruz. Aslında çok yaralı bir kadın kendisi. Orada da tamamlanmamış bir hesabı var aslında Heves Ali ile. Üstünden 50 yıl geçmiş olmasına rağmen 70'lerine yakın bir kadından bahsediyoruz. Bir gün yani ölmeden önce de Heves Ali ile bir yandan da böyle ölüsüyle ya da dirisiyle hesaplaşmak istediğini biliyor. Ve bir gün gelen bir sesle, bir işaretle yollara düşüyor. Heves Ali'nin bir olabileceği bir yere doğru yola çıkıyor. Önce kitabımız Konya'dan başlıyor. Sonra Bursa, İstanbul, Erzurum, Arkanya ve Arguvan. Tekrar yaşadığı yere dönüyor Ağaççı Kadın. Böyle şehir şehir gezip Heves Ali'yi aradığı ve gittiği şehirlerde de bir şekilde bir cenazeye dahil oldu ve o cenazede ağıt yakma durumunda kaldı. Bir hikaye okuyoruz aslında. Çok akıcı ama bir yandan da hüzünlü. Yani o ağıtçı kadın, çünkü aslında gerçekten kitap ölümle sarmalanmış, sarılmış bir kitap. Bir noktadan sonra böyle seslerin gelmesi, işte işaretlerin gelmesiyle yollara düşen ağaççı kadının hikayesi biraz böyle masalsı bir havaya bürünüyor gibi. Ama o masalsı havanın, o işaretlerin neden olduğunun mantığını ve gerçekliğini aslında kitabın son 5-10 sayfasında anlıyorsunuz. Yani son sayfalara geldiğimde ben hala şey diyordum, yani ne oluyor acaba? Hani bir şey var, hani böyle çözülmemiş bir şey olduğunu hissediyorsunuz. Böyle hikayede ya da kurguda bir sıkıntı varmış gibi hissediyorsunuz, ama son sayfaları okuduktan sonra, Ağaççı Kadın'ın aslında hikayesini tamamladıktan sonra, öncesinde okuduğumuz Heves Ali ile olan hesaplaşma uğruna yola çıkış hikayesi, gezdiği şehirler, cenazeler, hepsinin aslında bir anlam kazandığını görüyorsunuz. O anlamda ben kitabın bağlandığı nokta ile beraber çok güçlendiğini ve okuyucuyu etkilediğini düşünüyorum. Çok çok severek okudum. Mutlaka da tavsiye ederim. Bunu okurken ve okuduktan sonra hatta bir şey öğrendim.
Aşıklar Bayramı adlı bir kitabı daha var Kemal Varol'un. Onun bununla bağlantılı olduğunu, hatta önce onu okumanın daha iyi olduğuyla alakalı birkaç yorum gördüm. Orada burada geçen Heves Ali'nin hikayesinin anlatıldığına dair bir bilgi var bende. Dolayısıyla çok ara vermeden de aslında onu okumak istiyorum. Ağaççı Kadın hikayesini tamamlayabilmek adına. Ayın Öykü kitabı Şermin Yaşar'dan Kalk Yerine Yattı. Şermin Yaşar'ın çıkarmış olduğu 5. öykü kitabı. Yani ilk iki öykü kitabım arasında değil. Başta onu söyleyeyim ama yine çok severek okudum. Yani çok güzel, insana dokunan öyküler vardı. Ben zaten öykü anlatmayı çok beceremiyorum bence. Çünkü öykü çok daha kişisel geliyor bana. Yani okuyucuyla öyküler arasındaki bağın çok daha kişisel olduğunu, sizin etkilendiğiniz öyküden benim o kadar etkilenmeyeceğim ya da beni etkileyen, beni ağlatan, gözümü dolduran öykünün ya da öykü kitaplarının sizi çok etkilemeyeceğini düşünüyorum. Yani olabilir bu, yani romandan çok daha farklı. Anlatmak da o noktada daha zor. Çünkü her öykü kitabının ortamı 10-15 tane öykü oluyor. Elbette hepsinden eşit olarak etkilenmiyoruz. Burada da keza öyleydi. 3-4 tanesini çok etkilendim. Kitabı adını veren öykü de çok güzeldi. Yani burada yine böyle tebessümle okuyacağınız ama öte yandan da yine sizi hüzünlere boğacak çok çok kıymetli öyküler vardı bence. Yani Şermin Yaşar'ı yani genel olarak düşündüğümde diğer öykücülerden ayıran ne derseniz bence insanımızı çok az kelimeyle, çok az betimleyerek çok güçlü bir şekilde aktarabiliyor karşısına. Yani orada bir paragrafta yazdığı 3 cümleyle siz o insanı sanki yıllardır tanıyormuşsunuz gibi ya da orada yazdığı bir cümleyle sizin aklınızda o kişiye benzeyen birinin hemen şey yanıyor yani. Evet ben de böyle birini biliyorum ya da evet ya bu tarif ettiği insanı ben anlıyorum nasıl bir karakterde, nasıl bir hayatta sahip olduğunu. O anlamda bence karakter yaratmada ve o karakterin bulunduğu atmosferi çizmede çok başarılı. Bu kitapta o anlamda düşündüğümde zayıf bulduğum tek nokta belki diğer öykü kitaplarına nazaran favorilerim ilk iki favorime girmemesinin sebebi yani karakterleri iyi, atmosferi iyi ama öykülerin akışında bazılarında yani biraz daha güçlü ya da şaşırtıcı ya da etkileyici olabilirdi diye düşünüyorum. Biraz daha böyle durağan giden öyküler vardı. İlk iki favori öykü kitabım hangisi diye sorarsanız Deli Tarlaya Gelirken Ekmek Al benim en çok sevdiğim ilk iki kitabı. Ama yine çok keyifli okudum. Bilmiyorum yani bu eleştirilebilir bir nokta şey. Hep aynı tarzda yazıyor olmasını eleştirenler de vardır belki ama bilmiyorum bazen böyle bir sevdiğiniz bir şey vardır, biri vardır işte bir mekan vardır, bir ne bileyim bir tatlı vardır, bir şey vardır yediğiniz, içtiğiniz, gittiğiniz. O mekanın hiç değişmesini istemezsiniz çünkü siz onu öyle sevmişsinizdir. Şermin Yaşar da aslında benim için öyle. Ben onun değişmesini istemiyorum. Bu samimi öyküler benim açımdan çok kıymetli. O yüzden umarım hep bu tarz öyküler yazmaya devam eder. Benim için okuma yolculuğumda bir soluk, bir nefes. Bana dokunan tarafını çok seviyorum öykülerin. O yüzden bunu da öykü seviyorsanız mutlaka tavsiye ederim. Ayın yaklaşık 10 gün herhalde 3'te 1'ini alan süren, 3'te 1'inde anca okuyabildiğim kitabı Orhan Pamuk'tan Kafamda Bir Tuhaflık. Aslında çok hevesle başlamıştım. Çocuk çığlıkları geliyor mu şu an sesleri bilmiyorum. Bölmüş oldum şu an ama bu Furkan değil alt kattaki komşumuzun çocuğunun çığlıkları. Umarım size gelmiyordur. Furkan uslu uslu babasıyla oynuyor yan tarafta. Orhan Pamuk'tan Kafamda Bir Tuhaflık aslında çok hevesle başladığım kitaplardan bir tanesiydi. Bilen bilir ben Orhan Pamuk'la çok iyi anlaşamam. Masumiyet Müzesi çok apayrı bir yerdedir ama işte Kara Kitap, Benim Adım Kırmızı gibi kitapları beni çok yoran kitaplardı. Bu daha güncel yazdığı bir kitap. O yüzden bu genelde son zamanlarda yazdığı kitapların da çok daha akıcı, insanı içine alan kitaplar olduğunu biliyorum. Daha büyük kitleye hitap ettiğini biliyorum. Dolayısıyla çok hevesle başlamıştım. Hatta Instagram'dan canım Esra ile beraber okuduk kitabı ve aynı şeyleri düşündük. Ya burada çocuk olan bir karakterimiz var. İşte biz Mevlüt'ün çocukluğundan başlıyoruz. Mevlüt babasıyla beraber İstanbul'a para kazanmaya geliyor. Annesini ve kız kardeşlerini köyde bırakıp babasıyla beraber İstanbul'a geliyor. Ve o dönemde İstanbul'a bu şekilde köyden gelenlerin işte bir gecekondu yapıp hemen bir arsa çevirip böyle yerleştiği bölümler var işte.
Mevlüt de babası da böyle bir yere yerleşiyor. Babası da işte boza satıyor, yoğurt satıyor. Sokaklarda aslında satıcılık yapıyor. Bir yandan da okula gidiyor. Mevlüt'ün hayatında şöyle bir dönüm noktası var. Bir gün bir düğüne gidiyor. Köyden tanıdığı bir ailenin bir kızının düğününe, üç kız kardeşten birinin evlendiği bir düğüne gidiyor. Burada diğer iki kız kardeşten birini görüyor ve aşık oluyor. Gençlik yıllarında ve ona mektup yazmaya karar veriyor ama şöyle bir şey ki mektubu doğru kişiye yazmıyor ve doğru kişiye yazmadığı yani mektubu yazmadığı kişiyle de bir birleşme evlenme durumu söz konusu oluyor. Aslında Mevlüt'ün hayatı böyle yanlış bir tesadüfle başlıyor ve ilerliyor. O İstanbul'da ailesi kurmaya çalıştığı ailesi, işte sokaklarda yaptığı satıcılık, kendini bulması. Çünkü çok küçük yaştan itibaren, biz 8-9 yaşından itibaren yanlış hatırlamasam okumaya başlıyoruz Mevlüt'ü. Ve 40 yıllık bir hayat hikayesini okuyoruz. İşte aşık olması, aşk mektuplarını yazması, askere gidip gelmesi, evlenmesi, çoluk çocuğa sahip olması, eşiyle arasındaki durumlar. İşte bir yandan tabii ki İstanbul gibi bir yerde tutunmaya çalışması, tabii ki o gecekondu yapıldığı için o yerlerin işte zamanı geldiğinde onlarda mı kalacak, alınacak mı gibi sosyal taraflarını da okuyoruz. Ve çok da aslında günümüze geliyor. Yani 2012'ye kadar kısmı anlatıyor. Bu dönemde tabii yani 99 depreminden de izler var. Sonrasındaki işte Türkiye'deki seçimle beraber değişen ve gelen AK Parti hükümetiyle beraber olan siyasi yankılardan da bazı şeyler var kitapta. Hepsini aslında karıştırmış ama şöyle bir sıkıntı var yani Orhan Pamuk aslında İstanbul'un çok kaymak tabakasında doğmuş, büyümüş, yetişmiş bir insan. Ama bu kitapta anlatmaya çalıştığı insanlar işte köyden gelmiş, daha sosyoekonomik durumu sıkıntılı olan, tutunmaya çalışan, eğitimsiz ya da daha az eğitim almış insanlar diyebiliriz. Ama bunları ben anlatmakta çok başarılı olduğuna inanmıyorum. Yani mesela Masumiyet Müzesi'ndeki Kemal'i anlatırken evet inandırıcılığı vardı onca absürtlüğüne rağmen. Ama burada bence alt tabakadaki insanları anlatmayı başaramamış Orhan Pamuk. Yani kitapla ilgili şunu söyleyebilirim. Arka tarafında şeyi diyor. Yani hem bir aşk hikayesi hem de modern bir destan. Aşk hikayesi tarafı bana hiç geçmedi. Yani Mevlüt'ün yaşadıkları, işte yanlış kişiyle hayatını birleştirmesi, orada işte bir sürü şeyler oluyor. Çok detaylara girip can kaçırmak istemiyorum ama bazı şeyleri kabullenişini falan bana çok böyle bir aşk hikayesi geçmedi. Modern bir destan tarafına gelirsek evet Türkiye'nin yakın tarihiyle alakalı çok güzel bence anekdotlar vardı. Onu kurguya yedirme tarafını ben çok başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Kitapla ilgili bir tanesi, gördüğüm sıkıntılardan bir tanesi de, gerçi bunun bütün Orhan Pamuk kitaplarını görüyorum ama Orhan Pamuk'un takıldığı bazı noktalar var. İşte çok zengin insanların böyle çok küstah davranması, işte kadınları sürekli ne bileyim başı kapalı diye etiketlemesi, ondan sonra işte belirli kesimlerdeki insanları sürekli aynı cümlelerle anlatması. Böyle takıldığı bazı şeyler var sosyal ortamda. Ya kabul edemediği, işte inançlı olanlarla alakalı, işte İslam'a karşı ya da inanmayan insanlarla alakalı. Hani onlarla alakalı mutlaka kurguya böyle karakterler yediriyor. Yedirmeye çalışıyor hatta. Ya böyle o kadar havada kalıyor ki anlatmaya çalıştığı karakterleri betimlerken işte. Ya bir kadın giriyor mesela işte kapalı bir kadın. Ya da işte açık bir kadın. İşte ne bileyim ya şu an tam hatırlayamadım da spesifik betimlemeleri ama hani bu şekilde işte açık kadın, kapalı kadın, erkekler işte cuma namazına gidiyor, camiye gidiyor, yok içki masasında. Hani böyle sağcı ya da solcu olduğunu anlatmaya çalışma ya yani çok basite kaçar şekilde ve yani kurguda bence çiğ duracak şekilde anlatıyor. Yani umarım anlatabilmişimdir ne demek istediğimi. Ve bu kitapta o kadar fazla yoğundu ki yani onlar. Ya bir de şey de vardı mesela Mevlüt'ün ergenliğe geçiş süreci. Ya tamam anlıyoruz işte ergen olduğu sürece yaptıkları işte kendini bulma, erkekliğini keşfetme bilmem ne ama ya bu kadar da sürekli aynı kelimelerle aynı şekilde anlatması, aynı şekilde kurguda bahsetmesi beni yordu açıkçası. Yani çok güzel başlamıştı, çok akıcı başlamıştı. Kitap zaten genel olarak da akıcı, merak da ettiriyor. Ama hani sonuç olarak baktığında bana
Türkiye'de ve İstanbul'da geçen bir hikayeyi anlatan yabancı birinin kitabını okumuşum gibi. Yani benim kendi kültürümden, kendi ülkemin topraklarına doğan birinin anlattığı bir hikaye gibi değil. Zaten Instagram'daki yorumda demiştim. Orhan Pamuk kitaplarını Türk insanı için değil, bence yurt dışındaki insanlara Türkiye'yi anlatmak için yazıyor. Bence bazı şeylerin altını ısrarla çizmesinin sebebi de insanlara bunu aktarabilme çabası olduğunu düşünüyorum. Yani Orhan Pamuk sevenler sevecektir kitabı, ama benim gibi her kitabıyla anlaşamayanlar için önerebilir miyim? Emin değilim açıkçası. Devam edelim. Çok konuştum Orhan Pamuk'la alakalı. Alejandro Zambra'dan Eve Dönmenin Yolları. Şileli bir yazar. İlk kez okuduğum bir yazar. Yayın evinden de Notos'tan da ilk kez bir kitap okudum. Bir yayın evi bir kitap etkinliği kapsamında okudum. Çok keyifli bir kitaptı. Genelde bu kitapla alakalı şey yorumu görüyorsunuzdur zaten. İşte okurken böyle size çocukluğunuza götüren, zaten bir çocuğun anlatımıyla başlıyor. O çocuğun saf anlatımı, işte dünyaya bakış açısı, olayları yorumlama tarzı sizi çok böyle masum tarafıyla etkilediğine dair yorumlar görmüşsünüzdür. Ben de bu yorumları görüp kitabın hep bu şekilde ilerleyeceğini düşünmüştüm, ama 4 bölümlük kitabın yalnızca ilk bölümünü o çocuğun ağzından okuyoruz ve o masumiyeti görüyoruz. Sonra karakterimiz büyüyor ve aslında kitabın içinde, roman içinde bir roman yazılma sürecine şahit oluyoruz. 9 yaşın 6-7 yaşlarında başlıyor, ama 6-7 yaşlarındaki bir çocuğumuzun işte büyüdüğü ortamda, mahalledeki işte arkadaş kurmaya çalıştığı arkadaşlıklar, o sırada depremin olması, depremin insan hayatını etkilemesi, sonra Şili'deki iktidarın değişmesi, Pinochet döneminin başlaması vesaire. Aslında ülkeyi hem sosyal, hem ekonomik, hem siyasi anlamdaki büyük değişimin bir çocuğun gözünden aslında nasıl olduğunu okumaya başlıyoruz ve sonra karakterimiz büyüyor. Büyüdüğünde de aslında geçmişe dönük olarak işte anlattığı şeyler var, gönül ilişkileri dahil oluyor ve roman içinde bir roman yazmaya başlıyor. Yani romanını yazarken romanda bize yaşamından da kesitler sunuyor. O kısımlar da keyifliydi ve hani kitabın adının Eve Dönmenin Yolları oluşu, karakterimizin her bir yol ayrımında eve dönmek için, evine dönmek için, yuva dediği yere dönmek için, burası somut bir ev ya da soyut bir ev de olabilir. Düşün yani oraya dönmek için gösterdiği çaba ya da düşünceleri, bence o metafor çok çok güzel yedirilmişti hikayeye. Ben çok keyifle okudum. Açıkçası böyle herkesin dediği gibi ya harika, süper, mutlaka tavsiye ediyorum, çok etkilendim, Zambra bir numara gibi bir şey diyemeyeceğim. Kesinlikle çok güzel bir kitaptı, ama öyle benim için o kadar abartılacak kadar iyi değildi. Çok keyifli okudum. Şili tarihiyle, yani o Şili tarihinden çok bahsetmeden bir karakterin onun hayatını nasıl etkilediğini çok güzel şekilde anlatmış. Kurgusal anlamda da çok hoşuma gitti. Yazım dili anlamında da çok sade, çok net. Çevirisi de çok iyiydi. Çiğdem Öztürk çevirmiş İspanyolca aslında. Bunu tavsiye edebilirim. Mutlaka bir bakın. Yani Latin edebiyatından hoşlanıyorsanız kesinlikle seversiniz bu kitabı. Ayın son kitabı Cervantes'ten Don Quixote. Birinci ciltini okuduk. Bu benim Kalın Klasiklerden Korkmuyoruz grubumla okuduğum Mayıs ayı kitabımdı. Haziran ayında da ikinci cilde başladık. Grup bu kitapta döküldü. Grubu terk edenler oldu. Okuyarak ilerleyemeyeceğini düşündüğü için sesli kitaba dönenler oldu, ki bunlardan biri de benim. Ve Storytel'de var mı bilmiyorum ama TRT Dinle'de ücretsiz olarak seslendirilmiş hali var. Hem de bu baskıdan var. Fena da değil. Ben beğendim. Hızlandırarak oradan dinledim bir kısmını. En az benim için de en uzun sesli kitap deneyimi bu kitapta oldu. Daha önce denemiştim de çok başaramamıştım. Ama bu kitap gerçekten okuyarak ilerlemedi bende. Hani grupta yani seven 3-5 kişi var, ama çoğunluğu zor ilerlediğini düşünüyor. Yani sıkıcı değil aslında. Yani meşhur zaten biliyorsunuzdur, Don Quixote adlı bir asilzademizin şövalyeli kitapları yani yoğun bir şekilde şövalyeli kitapları okuduktan sonra kendisinde bir şövalye olma isteğiyle yola çıkması ve köyde yaşayan kişilerden Sancho Panza'yı da yanında silahları alarak silah
taraftarı olarak alması ve yola çıkmasıyla başlayan aslında absürt ve komik hikayesini okuyoruz. Başına gelenleri, işte o meşhur yel değirmenleriyle savaşması, işte koyun sürüleriyle kavgalar etmesi vesaire vesaire ve başına gelen türlü türlü absürtlükler, bu yaşadığı saçmalıklar ve şövalye kitaplarını gerçekmiş gibi içinde yaşaması ve kendisi de o karakterlerden biriymiş gibi ama çok daha iyisiymiş gibi. Yani romanlarda okuduğu şövalye karakterlerin eksikliğini görüp kendisinin en iyi şövalye olma çabasıyla yola çıkmasını anlatan bir hikaye. Yani insanlar çok güldüğünü, çok eğlendiğini söylüyor. Evet, birkaç yeri güzeldi, komikti. Ama ben o kadar keyif alamadım. Neden bilmiyorum. Yani bu kitabın aslında bu kadar edebiyat dünyasında önemli bir yere sahip olmasının sebebi 1600'lü yıllarda yazılmış. İlk cilt 1605'te yazılıyor. Aslında ikinci cildi yazılmayacakmış o dönem. Aradan 10 yıl geçtikten sonra yazmaya karar veriyor Cervantes. Yani 1605 yılında işte yani eleştirel de bir metin aynı zamanda. Böyle bir absürt bir komedi kitabı yazıyor. Bir karakter oluşturuyor ve bu karakter unutulmayacak bir karakter. Yani çok orijinal bir karakter. Kurgusal anlamda da aslında yola çıkışı çok çok iyi. Ama yani kendisinden sonra kendi edebiyatçıları da etkilemiş. Onu da anlıyorum ama ben şeyi seviyorum. Mesela işte Dostoyevski okurken 200 yıl önce yazmış ama günümüzden de böyle hani çok fazla iz buluyoruz ya, evet ya, aradan 200 yıl geçmiş olsa da şey değişmiyor, işte insanlar değişmiyor, olaylar değişmiyor, siyaset değişmiyor, savaş değişmiyor vesaire diyoruz. Ya bu kitapta onu diyemedim. Yani döneminde yazılmış ve ben bugüne onu yani 400 yıl sonrasında düşünemedim için karakterler çünkü gerçek gibi değil. Zaten düşünmek de zorunda değil. Zaten amacı da o değil Cervantes'in. Onu anlıyorum. Sonuçta çok bir farklı bir karakter, yani komik bir karakter, çok absürt bir karakter yaratmış kitabında. Dolayısıyla onu 400 yıl sonra günümüzde eşleştirmeye çalışmak çok doğru olmayabilir. Onu da anlıyorum ama yani ben de olmadı. Kitap kötü mü? Kesinlikle değil ama benim çok anlaşabildiğim bir kitap olmadı. İkinci cildine devam edecek miyim? Evet, edeceğim. Yine sesli kitapla ilerlemeyi istiyorum. Yani sırf Don Quixote'u okumak için, Don Quixote'yu okumuş olmak için okumak da istemiyorum ama bir yandan da merak da ettim. İkinci cilt daha iyi başladı benim açımdan. Hem kendi grubumun kitabı olduğu için bitirmeye niyetliyim. Yani bu kitabı sevmeyen çok görmedim. O yüzden çok benim yorumuma güvenmek bu noktada ne derece doğru bilemiyorum. Siz belki öncesinde sesli kitabına bakarsınız. Hani birkaç bölüm deneyin, severseniz belki ondan sonra alırsınız. Çevirisi çok güzel bu arada. Roza Hakben çevirmiş. Ama seslendirmede şöyle sıkıntılar var. TRT dinledeki seslendirmelerde kitaptaki küfürlü kısımlar söylenmemiş. Yani bildiğiniz atlanmış o kelimeler. Bazı işte 3-5 tane küfürlü kelimeler var. Bir de küfür olmayacak kelimeler de var ama işte argo diye tabir edebileceğimiz kelimeler var. Onlar mesela atlanmış kitap seslendirmede. Çok üzücü ve acıktı gerçekten. Ne diyebilirim ki? O yüzden kitabı okuyarak, takip ederek dinlemek daha doğru olur. Ben o şekilde yapıyorum şu an için. Mayıs ayı bu şekildeydi. Hem bazısını çok sevdim, bazısını hiç sevmedim. Böyle arada bir ay oldu benim için. 5 tane kitapla ayı kapatmış olduk diyelim. İşte araya bayramın girmesi, taşınma işlerimizin aksaması vesaire, biraz kafamı da toparlayamadığım bir ay oldu. Bir de işte Don Quixote 10 gün sürdü, kafamda o tuhaflık 10 gün sürdü, araya bayram girdi falan derken Mayıs ayının muhasebesi bu şekilde oldu benim açımdan. Sizlere nasıldı Mayıs ayı? Benden iyi olduğuna eminim hepinizin. Yorumlar hakkında, okuduğum kitaplar hakkında, kendi okuduklarınız hakkında her zamanki gibi beni yalnız bırakmayıp aşağıya düşüncelerinizi paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.